Şeyden gelmiş ya, Sivas'tan gelmiş. Farklı şeyde çalışıyor. Onlar da var ama Boğazlılık'ta yine genelden çok fazla. Ordu'dan. Şurası aldık etmişler. Bakın dünyada Çin var, Kanada var, Amerika var filan. Özellikle Amerika var, sana diyorum. İkinci rakam 131 İtalya. Tamam kaç mı? 131. 6'da bir. 6'da. Biz 635, o 131. Bunu da düşünmeyelim. Bütün fındığı şu an çeviremeyebilirsiniz. Yani 3'te 1'ini yaparsınız, 4'te 1'ini yaparsınız. Ama yapmamız lazım. Biz ham madde gibi satıyoruz. Zaten biz bir Karadeniz şehriyiz. O zaman Karadeniz'i Karadenizliğiyle mukayese edelim. Şimdi şurada Baltık var Bulgaristan'da. Soçi var Rusya'da. Odessa var Ukrayna'da. Varna var Bulgaristan'da. Yalta var Ukrayna'da. Siz orduyu gezdiniz. Hiç bir tekne gördünüz mü? Demek ki Marina'da gördük. Marina'da gördük. Yap bir şey. Yok. Liman da yok. İşte bu görmediğin şeyi yapmamız lazım. Şimdi demek ki buna ağırlık veriyoruz. Şimdi Ordu'da da Yason Burnu var. Dünyanın en güzel yerlerden bir tanesi. Mendes Ölü var. Bolaman var. Boykan var. Yalıköy var. Bunlar da Ordu sahip yolu. Şimdi buraya şöyle bir çeneli aldım. Marka şehir olarak işte biraz önce yat limanı, liman vesaireyle denizle buluşturduğun hani 3000 kilometre kadar denizimiz var dedik ya. O denizle şeye almak istiyoruz. Bizim fındığın fiyatını Hamburg bir şey. O belirliyor yani. Şimdi pazardaki maydanozu satan hanım, maydanoz satan hanım maydanozun fiyatını belirliyor. Biz dünya fındığını bir numara üretiyoruz. Bizim fındığın fiyatını bir başkası verir. Böyle bir yanlışlık olur. Bir bütünlük haline getirebilir miyiz diye şimdi çalışma yapıyoruz. Bir de fındık biliyorsunuz yılda bir ay fındık üretten topladıktan sonra bahçeler boş kalıyor. Halbuki bunun etrafını çitle çevirseniz, telle çevirseniz gezen tavuk yaparsınız. Tamam mı? Ondan sonra da yumurtalarını toplarsınız. Kolilerle şirket kurduk. Bunları gezen tavuk ve yumurtası büyük 11 ay boş çünkü. Hatta gerekirse kuzu atarsınız, koyun atarsınız. Bunları yapabilirsiniz. Ekonomiye büyük bir katkı var. Çünkü bu 11 ay mera gibi düşündüğünüz bir nevi mera bu adeta. Bunu değerlendirdiğiniz zaman ekonomiye büyük katkısı olan bir şey çıkıyor ortaya. Hayvancılığı da bir şey. Tabii hayvancılığı da tabii. Yani otun ete ve yumurtaya dönüşümü. Dolayısıyla birden klasik fındık toplama işi şekil değiştiriyor. Hem toplayanlar açısından sigortalı, hem bir yandan tarımı harekete geçiriyorsunuz. Boş bir şey var. Ben bunu Enerji Bakanlığı boşa akan suları işte boşa esen rüzgarı enerjiye dönüştürdük. Enerji verimli. Şimdi burada da tarımda bir verimlilik çalışması yapıyorsunuz. Fındıktan birden aktif karbon, çikolata vesaire derken bir sürü şey çıkıyor. Evet. Gelişi güzel. Daha çok geleneklere uygun yapıyor bu işi. Şimdi biz bunu bilimsel yapmak istiyoruz.